bu ifade, sizin ifadeniz sevgililer günü ifadesine baktığımız zaman bu millete, Müslüman bir millete sevgili ifadesini kabul ettirmişler. Ne yazık. Tabii ki canım, tabii ki hepimizin bilinçaltında var. Bu bir kere kabul edilmiş. Tabii ki. Aslında bunun orijinal ismi nedir biliyor musunuz? Bakın, bugün çıkalım sokaklara. Türkiye'nin bir ifade %99'u diyor. Biz böyle görmek istiyoruz. Hüsnü zanla inşallah hakikaten öyledir diyoruz. %99'u Müslümandır diyoruz. Tamam, kabul ediyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah da öyledir. En netice %99'u Müslüman olan bu ülkede 14 Şubat bugün ekseriyetle kutlanıyorsa bunun orijinal ismi nedir biliyor musunuz hocam? Orijinal ismi tırnak içinde söylüyorum. Kesinlikle biz onu öyle kabul etmiyoruz. Aziz Valentin günü. Aziz Valentin'in günü. Yani Aziz Valentin'in Valentin's Day. Aziz Valentin'in günü. Şimdi Aziz Valentin kim? Aziz ifadesi Hristiyanlıkta, Hristiyan dininin, onların kendi inancında din büyüklerine, dinde ileri gelen alim seviyesi, bizim alimlerimiz dediğimiz, Allah dostu dediğimiz ifadelerin ondaki karşılığıdır o. Aziz Valentin'in günü. Yani onlar kendi dinlerinin içerisinde Aziz Valentin'in gününü kutluyorlar. Evet. Yani dini bir bayram bu. Dini bayram onlar için. Ve aynı bir şey gibi düşünüyorum. Yılbaşı bayramı gibi düşünüyorum. Aynı. Gibi. Christmas'ları gibi veya evet. İşte ne bileyim Paskalyaları gibi. En neticede Aziz Valentin günü. Şimdi bugün çıksak dışarıya bütün dükkanların camlarına 14 Şubat Sevgililer Günü değil de işte Hristiyan Aziz Valentin, Hristiyan papaz Aziz Valentin gününüz kutlu olsun diyelim. İnsanlara da hediye verirken diyelim ki al kardeşim Hristiyan Aziz Valentin günün kutlu olsun, sana hediye aldım. Bugünün şerefine desek bir dakika der ya, ben ne abim bana ne Hristiyan'ın gününden demez mi? Diyecek. İşte bunu insanlara bu şekilde anlatalım. Bu Aziz Valentin'in günüdür. Türkçe'ye bugün İngiltere'de kutlandığı şekil budur. Almanya'da bu şekilde, Rusya'da bu şekilde, Amerika'da bu şekilde, işte İspanya'sında, İtalya'sında, Yunanistan'da, her yerinde, Belçika'sında, Fransa'sında, her yerde Hristiyan aleminde, Batı'da Aziz Valentin günüdür 14 Şubat. Biz de 14 Şubat'ta Sevgililer Günü adı altında bize çevrilmiş. Aslında sevgililer ifadesi de çok yıkıcı bir ifade bir Müslüman için. Nasıl yani Sevgililer Günü? Sevgililer Günü ise git hocana bir hediye ver. Sevgililer Günü ise git hanımına bir hediye ver. Sevgililer Günü ise git bir Allah dostuna hediye ver. Onlar sevgilidir. Ya İnsanlara hediye, sevgilidir. Ama yine bugün verme. Bak ben bir şey söylüyorum. Yine bugün verme. Veya her gün veriyorsan bugün de ver. Evet. Her ayın belli gününde 14'ünde veriyorsan bu ayın 14'üne bugün denk geliyorsa bugün ver. Ama yani özellikle bugün sevgilim hocamdır, sevgilim Resulullah'tır, sevgilim Allah'tır diyerek bunlara bir ödül verme. Bunlara bir hediye verme. Senden böyle bir şey istenmiyor. Bu önemli. Sen yani bugün Hristiyanlara muhalefet et. Sen bugün bu Aziz Valentin denilen kafir papaz, Valentin denilen kişiye Hristiyanların ve Yahudilerin kutlamış olduğu bugüne muhalefet etmek adına bugün hep normal yapılan şeyi yapma. Bugün eğer hediye veriliyorsa sen verme. Bugün eğer şu hindi yeniliyorsa yeme. Sen yarın ye. Bugün eğer şu saatten sonra kuduruyorlarsa sen o saatte ayakta olma. Olma. Yani burada İslam muhalefet istiyor. Çünkü Hristiyan ve Yahudilerin kutlamış olduğu günlerin içinde ne yapıyor seni? Kendi günlerine sıkıştırarak, o günün içinde dünya üzerinde kutlama yaparak senin akaidini, imanını alıyor. Her şekilde çünkü bozuyor. Çünkü bu adamın bayramı bugün. Bu adamın bayramıysa sen de buna o gün, o zaman zarfı içinde ittiba ediyorsan sen onlardansın. Hangi? Sen İslam değilsin. Sen mümin değilsin. Sen Müslüman değilsin. Hangi? Bu kadar ya. Bu kadar basit. Şimdi kızabilirler bana ya. Hocam herkesi tekfir ettin. Ya kardeşim ben tekfir etmiyorum. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır. Bak Efendimiz buyuruyor. Kim bir topluluğun karartısını çoğaltırsa o onlardandır. Senin sevgilin Allah'sa o zaman sen bugünü camide geçir. Sen bugün Kur'an-ı Kerim okumayla geçir.